Şimdi Rize'deki KYK kaldığım yurttan çıktım. Son bir kahvaltı daha yapıp devlet yurdu aslında biraz ucuz olması lazım. Ama şu an mevsim dışı olduğu için mi bilmiyorum. Yani öğrencilerin okulu açık olmadığı için biraz pahalı. Neyse yine dışarıya göre iyiydi. Kahvaltımızı yaptık. Buradan yola düştük şimdi. Nereye doğru gitmeye çalışıyorum? Buradan Ardeşen'e doğru gideceğim. Ardeşen'den Çamlı, Hemşin. O yolu devam ettin mi? İleriye doğru gittin mi? Ondan sonra nereye gidiyorsun? Rize Erzurum yoluna bağlanıyor. Çamlı Hemşin'den devam ettin mi? Orada çok güzel yaylalar var. Yaylalara gitmeye çalışacağım bugün. 50 kilometre Ardeşen. Ardeşen'de Fırtına Deresi var aynı zamanda. Gitmeye çalışacağım. Otostop ile. Tam pes ettim. Abi vallahi ilk defa tam burada otostop olmayacak dedim ya. Valla tam pes ettim ki yürümeye koyuldum. Bir baktım abimin biri durdu beni şehir merkezinden çıkarttı. Böyle yaklaşık 3 şeritli yola getirdi. Aa burada otostop olur. Orada. Yok ya olmuyordu. Bayağı bir iki şeritli yoldan çıkabilmen için bayağı bir gitmek lazımmış. Bayağı gittim gittim pes ettim en sonunda. Neyse ki abim aldı ya. Bu şekilde bekliyorum. Şimdi şurada otostopa başlayacağım. Yaklaşık otostop çekebilmek için 1,5 saat bir yerde bekledim. Otostop çektim. Yok, alan yok. Pozisyon hiç iyi değil. Ondan sonra yaklaşık bir saatte şu orta şeritten yürüdüm. Yanlışlıkla orta şeride girmişsin. Bir türlü atlayamadım buraya. Kaç saattir yürüyorum. Neyse. Saat oldu 1. Yaklaşık 10.45'te yola çıktıydım. Daha hiçbir yol kat edemedik. Ardeşen buradan hala 47 kilometre. Sabahtan beri 4, 3 saat mi ne? 4 saat mi? Yaklaşık 3 kilometre yol gelmiş. Bu şekilde. Burada bir uçak şeyi var. Gerçek uçak herhalde. Direkt koymuşlar oraya. Aynen. İçine giremiyoruz mu ki acaba? Pilot yerine bir otursam. Bak adam oraya çadır kurmuş. Ha, biz kursak kaldırırlar kesin. Biz kursak kaldırırlar. Şuradan çıkaydım ya. Bir türlü çıkamadım abi. Yol var ya. Karadeniz'de yol. Otoyolun ortasına çit çekmişler böyle. İki şeritli yol. Hızlı bir şekilde geçiyorsun çıkıyorsun. Herhangi bir otostop çekmek için uygun pozisyon alan yok yani. O yüzden sıkıntı. Şimdi daha kaç kilometre buradan yürüyeceğiz ya. Oyuncak şeyi yapmışlar. Park yapmışlar. Nasıl güzel lan. He, karavan giremez diyor. Karavan giremez diyor. Adam sokmuş işte. Burası kamping yeri herhalde ya. Otostop çekmeye devam ediyoruz. Şurada görünen abim vardı. Ondan biraz sohbet muhabbet. Otostop çekmeye devam ediyoruz burada. Burada gölge de var. Yol da geniş. Allah nasip ederse inşallah burada alırlar. Problem yok. Bu abim de Rizeliymiş. Buradan. Geçen benim gibi birilerini daha almış abim onu anlatıyordu ya. Adam Muralı ya. Onlar da 3 kişiymiş yalnız ya. Bir anda ben bilemiyorum ki abi böyle yola çıkıyorum bir anda değişebiliyorsun. Onlar Ardeşen diye çıkmışlar. Abi Hopa'ya gittiği için ondan sonra hadi Hopa'ya gidelim, hadi Hopa'ya gidelim. Kararlar aniden değişebiliyor.
Ardeşen'e doğru gitme çabalarımız devam ediyor. Müziksiz olmuyor abi ya. Böyle güzel bir gölge yerdeyiz. Saati 3 yaptık. Neredeyiz? Aynı yerdeyiz. Herhangi bir gelişme yok. Saati 3 yaptık. Bekliyoruz burada ya. Hiç. Yoldan çok araba da geçiyor ama maalesef. Alan yok. Bak orada iki tane kız gidiyordu. Kamyoncu kızlara yanaştı, düdük çaldı ha. Abi ruhu bozulmuş ya bunların. Bunların karakteri yok. Değişik ya. Yardımcımız olsun. Gürcistan sınırı hemen şurada az bir şey yakında olduğu için abi durmuyorlar. Hiç kimse durmuyor. Kaç saattir buradayım? Niye? Çünkü gelen arabasıyla kalabalık gidiyor 3-5 kişi. Bir de tırcılar zaten sürekli yabancı. Asla almıyorlar. Böyle abi, yani mecburen bir şekilde gidip oradan Ardeşen'den, yani artık Rize Erzurum yoluna dönmem lazım. Çünkü Karadeniz yok ya. Bu arada böyle çay taşıyorlar. Kamyonun arkasına koymuşlar. Hep abi çaylar yere dökülüyor. Adam saçarak gidiyor çaylar ya. Vallahi bildiğim. Saçarak gidiyor. Kimse bir şey demiyor. Baha baha bir sürü saçtı. Bunlar çay ha, çay. Şu çay ha. Çay bu. İçtiğimiz çay bu işte. Olmadı, olmadı. Otostop başarılı olmadı. Yaklaşık saat 11 gibi mi, 10.30 gibi mi ne çıktım yolda. Yani 49 kilometre otostop çekemedim. Yani gidemedim ya. Başına bak, çaylara baksana nasıl saçılıyor ya. Çaylara bak nasıl saçılıyor. Abi 49 kilometre bir yolu gidemedim ya. Bir anlam veremedim. Artvin, Pazar, Batum. Sağ tarafta şehir merkezi. Gitmeye inat ettim ya. İnşallah bugün giderim ya. Yoksa gece nerede şey yapacağız işte. O taraflarda hiç olmazsa kampik mampik mi ne bir şeyler diyordu ya. Onlara bakarız neyse ya. Şimdi sağ olsun bir tane iki tane abim aldı. Beni bir yaklaşık 5 kilometre kadar mı pazara getirdiler. Pazar diye bir ilçe var. Burada şimdi çantamı hemen emanet ettim. Malzeme almaya gideceğim bir yerden. Çünkü eğer olur da Ardeşen'e gidersem herhalde ezecek bu beni. Ardeşen'e gidersem yaylalarda malzeme yok. Bir de gideceğim yer çok pahalı fiyatlar. Bakalım. Şimdi buradan almayı düşünüyorum. Kendi sevdiğim şeylerden. Çantamı da şuraya bıraktım. Bakalım Ardeşen'e gidebileceğiz mi? Böyle bir güzel ahan dere var bu arada. Denize akıyor bunlar ya. İnşallah istediğim şeyi buluruz. Ardeşen'e de gideriz. Oradan sonra çok azık ya. Vallahi milleti çok azıklıyorlar da. Abi istediğimiz yere Ardeşen'in oradaki Fırtına Vadisi'ne gidemedik. Şansımızı yarın deneyeceğiz. Yürüme mesafesiyle 40 dakika kaldı. Araba ile 5 dakikalık yol. Ama maalesef olmadı mı olmuyor. Şurada bir plaj var. Abi böyle bir kalabalık yok ya. Plaj çok kalabalık. Çadır falan kurmuşlar. Bir de yor gürültüsü. Çok da kalabalık. Mecburen buraya bir yere bir çadır kurmak zorunda kalacağım ya. İnsanlar da çekmeyeyim de valla nereye vursam ki ya. Abi çok kalabalık ya, kurulacak yer de yok ki ya. Hiç sevmiyorum bari böyle kalabalık.
Ah alsalar gideceğim de gidemiyorum ki, almıyorlar. Nereden geliyor? Mert, ben otostopla Niğde'den geliyorum. Çadırda mı kalacak? Aynen. Ya bu gece rahatsın. Rahatız. Evet. Sen ne yapıyorsun burada Mert? Ben geldim dolaşıyorum. Ben de çok buradan şey oldu, dallandım. Bu Mert beni kandırıyor ya. Bu Mert Rizeliymiş, Rizeli'ye benzemiyor. Ya yalan diyor arkadaş. Afiyet olsun abi. Mert'e diyorum, kanıtla diyorum Rizeli olduğunu diyorum, bir şey söylemiyor. Uçaktan mı geldin? Yok, arabayla. Arabada mı uyudun gelince? Aynen. Kaç şey yol? Mert, şimdi beni biliyorlar. Önemli olan seni bilmeleri. Sen bahsedeceksin. Sen bir şeyler diyeceksin işte. Evet. Nerelisin Mert? Ben Hakkulu'yum. Hakkulu ne? İnsanlar bilmez. Rize'nin Hakkulu. Rize kapandı. O açık açık. Sen ekranı gitti. Hakkulu'dan geldim. Hani köyler var ya, yukarıdaki köyler. Oralardan geldim. Hangi yukarıdaki köyler? Bir sürü yukarıdaki köy var. Hakkulu. Bir kere Hakkulu nerede? Rize'de mi? Hakkulu Rize'ye bağlı. Hayır, pazara bağlı. Pazar Rize'ye? He. Sen mahalle, Ozan Hakkulu mahalle. He? Mahalle Ozan Hakkulu. He. Mert böyle ya, Mert bizi takip edecekmiş. Evet. Abone olacakmış Mert bize. Ben Çağatay, bu da Mert. Memnun oldum Mert Reis. Mert'le tanıştık burada plajda. Mecburen plajda kalmak zorunda kaldık. Mert Reis'le konuşuyoruz. Plaj çok kalabalık. Bu şekilde. Mert Reis, ben.